Hür adam. İnsanlar kölelikten daha kurtulamadı. Hür adam. Kimisinin paranın kölesi oldu. Kimisinin kadının kölesi. Kimisi şeyhim öyle dedi, abim öyle dedi. Ben öyle anlıyorum. Ben öyle düşünüyorum. Bana göre. Bunlar hepsi put. Çünkü niye put? Seni haktan uzaklaştıran, haktan uzaklaştırıp seni senden eden şey puttur. Peki, başlayalım mı? Gençler hoş geldiniz. Baktım, iyi bir derse geldiniz. Bu akşam gelenler çok kazanacaklar. Gelenlerin saat satıyorlar ya mesela. Ona benziyor. Gelende mal satanlar, bunu alanlar çok kazanıyor. Bu akşam gelenler hakikaten çok kazanıyor. Abi nasıl koşturdunuz? Vallahi ben de 30 seneden beri koşturuyorum. Akşam namazını Fatih Camisi'nde kılalım istedik. Ha. Ne oraya yetiştik, ne de buraya yetiştik. Ben de 30 sene. Bugün inşallah harika bir ders olacak, sorularımıza cevap olacak. Mesela en çok sorulan sorulardan bir tanesi, baştan söyleyeyim. Alimin çocuğu zalim, zalimin çocuğu alim oluyor. Var ya böyle. Çocuğum olmuyor. Uyduruk adamın çocuğu acayip bulunmuş. Vakıf olanların %99.8'i İmam Hatip'le din meşeli geçmemiş geçmişi. Yani çok bin bir ilahiyat mezunu bir tane vakıf ben bilmiyorum. İmam Hatip mezunu işte var bir tane bizde. Bu da daha belli değil. Diploması bir araştırma mı var? Evet. Daha belli değil ya. Tamam mı? Yeni. Ama baktığınız zaman İslam'a hizmet eden, gönül veren hepsinde var da. Ama fedai olmuş, vakuf olmuş. Onlardan bir bakıyorsun böyle. La kayıt ya Vehhabi. Yani acı işte bu akşam o bir parçası o. Dörtte bir bu. Ya dikkat ediyoruz, çocuğumuz olmuyor. Adam dikkat etmiyor, çocuğu oluyor. Ya bu kadar dikkat edin, olmadı ya. Ha? Sıfo değil de bir tane. Bismillahirrahmanirrahim. Ulan bu saat düzeldi mi? Ya ne yapacağım ben sizle ya? Seviyorum sizinle. Sizin mübala diyeceksin. Vallahi bu derslerin, bu kitapların, bu cemaatin, bu sohbetlerin manası yoksa Allah beni kahretsin, yalan söylüyorsam bu dünyada bir an gram yaşamak istemem. Beş vakit namazımdan gitmek isterim ahirete. Kitap bu okuma yok. Ders yok. Cemaat, arkadaşlarım. Ne yapacağım ki? Haber seyretmek için mi bu dünyada var? Yok. Para kazanmak için mi? Yani dünyada bir şey gösterin de yaşamaya değsin. Tam da ölmek niçin istemiyorsun dedim bir tanesine. Cemaatin yok. Kitap okuması, namaz kılması. Tam da niçin amaçın? Ya dedi bu dünyada bir sürü şeyler var dedi. Ondan mahrum olacağım dedi. Mesela Brezilya'da ne kadar tavuk var mesela. Tam da yani haber için adam yani değer mi yani yaşamaya? Zaten Allah yaşatır mı ya? Güneşi masraf ediyor sana. Böbrekleri. Sırf haber dinleyeyim, haber bültenleri saat başı dinleyeyim diye. Bu dünyada yaşanır mı? Adam böyle diyor ya. Kadın için yaşanmaz, kralı var ahirette. Saltanat için yaşanmaz, para kazan için ahirette saltanat var. Söyleyin bana. Mülk istiyorsan, arsa, bina, vallahi ahirette daha fazlası var. Burası zaten sahte, rüya. Söyleyin de bir din olmasın, dünyaya yaşamaya değsin. He? Tam da niye yaşayacağım? He, son. Bir şey söyle de kafama yatsın da ben mi kafayı yedim? Öyle diyorlar. Dili keskin, her şeyi keskin adam. Tamam da niye? Ha, din yoksa, Allah'ı anlamak yoksa, kendini anlamlandırmak yoksa, kainatın hakikatına geçemiyorsa, tamam da ne var ya? Neyin değişti senelerce yaşadın? Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا صَالِحَاتِ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ İman edip o güzel işleyenler var ya, mutlak bırakmış. Kim o?
Kur'an وَاَمِنُ السَّالِحَاتِ var ya, salihat. Mutlak bırakmış. Yalnız ıtlakın nüktesini beyan eder. Ne demek salihat? Nerede Osman? Güzel işler. Salihat. Salihata ulaşılan güzel bir salihat. Peki okuyalım. Güzel bir şey ama. Şahsı. Çok güzel bir şey. Kişinin şahsı için o salih amel. Güzel ahlak, güzel amel. Amelü salihat. Bakalım biraz gidelim. Allah o iman edip amel, bak ellezine amenu ve amilu salihat. Salih amelin cemi olur. Peki. Cemil. Çünkü ahlak ve faziletler, ahlak ve faziletler hüsn ve hayır mıydı? Hayır. Hayır. Re olacaktı değil mi o? Evet. Hüsn ve hayır çoğu nisbidirler. Yani güzellikler, çirkinlikler kıyastır. Mutlak değil. Mesela açlık elemi kıyastır. Mutlak kendi bizatı yoktur. Tokluk gidince açlık oluyor. Yani açlık topluğa muhtaç. Karanlık diyoruz. Nisbidir. Işık yok da ondan. Mutlak zıttı olmadan bir şey nasıl bilinebilir? Var böyle bir şey? Zıttı olmadan var. Allah mı? Allah'a gitme, bizde var. Mesela vücut. Vücudun lezzetini anlaman için yok olman gerekmiyor. İki. Hayat. Hayatın kıymetini anlaman için ölmen gerekmiyor. Üç. İman. İmanın kıymetini anlaman için kafir olmana gerek yok. 32. sözde sayıyor da. İlginç ya. Yani. Ama bunun dışındakiler nisbidirler. Nevde neve gittikçe değişirler. Yani hüsn ve hayır, güzellik, çirkinlik toplumdan topluma, kültürden kültüre değişiyor. Değişmeyen, değişken olmayan bir din ölçüsü. Sınıftan sınıfa nazır oldukça ayrılır. Mahalden mahalle tebdil-i mekan ettikçe başkalaşır. Cihet muhtelif olsa muhtelif olur. Cihet muhtelif olsa muhtelif olur. Fertten cemaate, şahıstan millete çıktık, cemaiyeti değişir. Nedir ya? Şimdi onu anlatacak. Bunlar hükümlerdi. Yukarıdaki her şeyi aşağıda anlatacak. Mesela bak, o kadar hoş bir ders ki. Bak çok hoşumuza gidecek. Nerede hata yaptığımızı göreceğiz hepimiz. Eşimize nerede hata yaptık? Nerede hata yapıyoruz? Kendimize nerede haksızlık yaptık? Nerede doğru yaptık? Tamam mı? Yani ne yapmamız lazım çözümü de söylüyor. Çok ilginç bir yer. Mesela cesaret. Kadına kullanacağız, erkeğe kullanacak. Cesaret, sehavet. Sehavet? Cömertlik. Bu akşam güzel bir ders olacak arkadaşlar. Çok ilginçti. Öyle böyle anlamadık diye girdiniz ama parkura. Şimdi giriyor bak. Mesela hayatın içindeki bir ders. Buradan çıktığınız zaman uygulanabilir bir ders. Hayatın içerisini anlatacak şimdi. Cesaret ve cömertlik. Erkekte gayrete sebep oluyormuş. Hamiyete sebep oluyormuş. Hamiyet neydi abim? Hamiyet? Yani heyecana gelip yani vatan, millet, dünya. Ulan o cesareti nereden veriyor? Canını veriyorsun. Vatan. Canını niye veriyorsun? Namus. Bir cevabın var. İmanın cevabı yoktur. İmanın hiç. Mesela niye canımı vereceğim? Vatan imandandır diyor. Vatan sevgisi. Vatan sevgisi imandandır. Kafir niye ölsün? Çeçenistan'da adamlar ruslar tankı bile satardı. Savaşta. Nasıl saldırıyorlar? İlaç verince. İlaç tesir bitince korkuyor. Tankı silah satıyor. Niye ölsün? Daha yani bir mantığını söyle. Ahiret var bunların. Ben öldükten sonra diyor ruslar yaşasın mı? Ben ölmüş. Ama biz öyle değiliz. Biz bütünseliz ya. Benim gitmenin önemli değil. Birimiz şartta, birimiz garpta, birimiz ahirette, dünyada beraberiz. Günah çetiyle ölüyoruz. Bundan dolayı Müslümanlar ölüme gidiyor. Allah Resulü de benim ümmetimle diyor, yüze yüz, göğüs göğüse kimse savaşamaz diyor.
Şimdi bak, cesaret, cömertlik erkekte gayrete sebeptir, hamiyete sebeptir, muavenete sebeptir. Muavenet? Yardım ediyor. Bak şimdi, çok güzel sıfat değil mi? Kadına uygula şimdi. Karı da, kadın da cesaret nüşüze sebeptir. Efendim, sahabet vekaate sebeptir. Hamiyet zevci hakkını tecavüze sebep olabilir. Yani kadın da cesaret iyi değil. Kocasına teslim olmaz. Cömertlik iyi değil, namusunu verir. Anladık mı abim? Bak şurada bir diyor. Edepsizliğe sebepmiş. Hangisi? Cömert olursa bir kadın çok. Mesela kadın cesur olmalı. Erkek çok cesur olmalı. Bak. Erkek kadın cömert olmalı. Erkek çok cömert olmalı. Bir yükselteyim. Mesela şefkat. Adam şefkatli olmalı, çok şefkatli olmamalı. Yeri değiştirirsen sıfat değişiyor. Bir daha. Kadın şefkatlidir. Çok şefkatli. Çünkü yapacağı işe göre Allah vermiş. Çok şefkatli olması lazım. Adam çok şefkatli olamaz. Olmamalı. Fıtratını bozar. Mesela adamda hamiyet olmalı. Kadında olmamalı. Hamiyet bu sefer her şeyini ortaya çıkar. Kendisi evde durmaz. Vatan milleti kurtaracağım der. Evde durmaz. Kadında cesaret oldu mu evde durmaz. Kadında sehavet oldu mu cömertlik namusunu peşkeş çeker. Yani erkekte fevkalade, kadında kötüdür. Ondan sonra bu yer değiştirilirse tabii bu. Mesela şöyle bir misal vereyim. Ustadın. Bekar kız üçte iki kızdır, üçte bir erkektir. Namusunu korusun diye. Üçte bir erkek diye olur. Evlenince üçte üç kadın olur. Bekar erkek üçte bir erkektir. Evlenmediği için, çocuk olmadığı için üçte bir çocukluğu olur. Onun için bekarlara üçte bir çocuk nazarıyla bakacaksın. Yani hatalarına, kusurlarına çocuk şeyiyle bakacaksın. Ve uygulayayım. Sana uygulayayım, sana. Sen evlenmeden önce anneme babana neler diyordun? Hep affediyordu değil mi? Evlendikten sonra onda birini söyle, aylarca konuşmaz. Çünkü çocukluğun gitti artık. Sen sensin. Bir daha, bekar iken anne babana söylediğin laf hiç. Tamam, çocuk ya. Osman işte. Tamam. Anne ya. Dedi diyordu. Evlendikten sonra onun onda birini böyle yan baksan aylarca senin suratına gelmedi. Niye? Çünkü seni çocuk gördü. Demek ki yer değiştirirsen karakter değişiyor. Bak başka bir tane daha. Daha iyi anlaşılacak şimdi arkadaşlar. Acayip bir kitap bu Risale-i Nur. Ben de anlamış değilim nasıl bir şeyse bu. Acı tuhaf yani. Aynı şeyi iki yer böyle bir şey olur mu? Salihat anlatıyor ha. Salihat bu. Mutlak bırakılan salihat. اَلَّذِنَا اَمَنُوا وَاَمِنُوا صَالِحَاتٍ bunlar. Yer değiştirilen şeyler. O kemalat zannettiğimiz güzellikler. Mesela bak, uygulayayım. Mesela zayıfın kavye karşı izzeti nefsi, kavide tekebbür olur. Zayıfın kavye karşı, kavinin zayıfe karşı tevazu, zayıfte tezellül olur. Ne dedi Osman? Hadi bakalım kim yapacak? Zayıfın kaviye karşı izzet-i nefsi izzet-i nefsi kavide ne olur?
Kibir olur. Şöyle tersini düşün. Kavi'nin zayıfe karşı tevazuyu zayıfte tezir. Mesela belediye başkanı makamı karıştırırsanız makamındayken gitsin simitçilerle, sportacılarla, dükkancılarla o ne var ne yok konuşsa makamın getirmiş olduğu o şeyi koruyamadığı için zelil olur. Bizim başkan deyip lakayet kalır. Evet. Mesela zayıfın kaviye karşı izzet-i nefsi kavide ne olur? Tekebir olur. Bu ne demek? İzzet-i nefsi güçlü olan yaparsa kibir olarak gözükür. E tabi. Yani böyle adam şey eğilmiş böyle. Şahsiyetini yıkarmış. Odan da kibirlerine çarpar yani. Merhametini değil. Değil mi ki? Ha burada söylüyor daha iyi. Bunu anlamadınız. Bir ulul emr. Ne anlamadınız biliyor musun birincisi? Ben anlamadığım için sen de anlamadın. Bak şimdi. Aşağı ile yukarı beraber işleyelim. Bir ulul emr. Belediye başkanı. Padişah başbakan. Makamında ciddiyeti bakardır. Makamında. Buyurun. Hele ooo ne var ne yok ya Mehmet Ağa. Ha nasılsın? Böyle olmaz ya. Peki. Yani ciddiyeti şahsiyettir. Makamında. Mahfiyeti zillettir. Estağfurullah. Buyurun öyle adam. Estağfurullah. Başım üstüne olur. Ne lan bu ya? O makamın bulunduğu bir izzeti var ya. Ben şimdi buradan çıktıktan sonra başkan sen var. Burada ya abi bu iyi adamdır makamı versen de derse yok. Yok kardeşim öyle bir şey yok. Veya ya bir dakika ben bir onu kapat da ben bir konuşayım. Hadisten bahsedeyim. Otur kardeş. Otur. Otur. Bediüzzaman'ı dinle. Yani bir ulul emr makamındayken ciddiyeti şahsiyettir, vakardır. Estağfurullah buyurun ya siz de buyurun falan. Bu da şeydir, zillettir. Aynı adam, bak aynı adam eve götürüyorsun, ciddiyeti, otur kızım, oğlum, hanım, Allah, oturun ya. Böyle ciddiyeti kibirdir. Ya tamam oğlum, tamam, hadi çık yavrum, bas. Bu da mahfiyeti tevazıdır. Aynı adam yer değişirse böyle olur. Bir tane zayıf kaviye, aa paşam, adamda kibir olur. Peki, başka kimde kibir olur? Mesela, zayıf adam. Zayıf. Tamam. Zayıfsa, yani illa tezellül etmene gerek yok. İlle tezellül etmene gerek yok ya. Bak, zayıfın kaviye, bak yer değişirse, zayıf adam, zayıf. Kaviye karşı izzet-i nefis ediyor. Lan hem zayıf lan belediye başkanısın tamam mı? Geldim Osman. Başkanım bizim kömüre ihtiyaç var. Veya geldim mahallede dolaşıyorsun. İhtiyacı olan var mı? Olmam. Zayıfı kaviye karşı izzet-i nefis yaparsa adamda da ki tekebrüne sebep olursun ya. Ötekisi, kavinin zayıfe karşı, kavi, yani güçlüyüm, tamam mı, karşı, tevazu yapsa, işte bu. Zayıfta ne olur? Devam. Adam öyle zanneder, kısacası şu. Bir, çocuğa. İki, na ehillerine. Çocuğa, na ehillerine, ehli olmayanlara, delilere, ve o işin uzmanı olmayanlara tevazu yapılmaz. Öyle inanır. Mesela sokakta bana dese ki ya sohbet ederken kardeşim şu şöyle ama siz daha iyi bilirsiniz. Ben diyebilir miyim? Hocam yani siz bu işin ehli misiniz? Estağfurullah. Ne estağfurullahsa ehliyim ya. Dinine ehliyim ya. Sana göre ehliyim ben. Burada adam diyecek ki tiyatro nasıl şey yapılıyor, nasıl yetiyor? Estağfurullah siz daha iyi bilirsiniz. Bana lütfedip soruyorsunuz. Lan adam ehli ya, adam oynuyor. Orada makamın izzeti var, kendi izzetine karıştırma. Aynı adam makamında ayrı, evinde ayrı. Karıştırırsan karışık adam olursun.
razı oldum bilmiyorum. Şey mi Hasan abi? Ha. Bir erkeğin idareciliğini mi? Şifreket değil. Yani bir insanın konumuna göre farklı yerlerdeki idareciliğinin nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Evet ama içsel yapıyı dengeye oturtma. Mesela bir tanesinde zayıfla kaviye karşılaştırdı. Ötekisi yani makamında olan bir insan. Tamam mı? Orada tevazu olmaz. Eve de o kibir olmaz. Mesela bundan olanlar var mesela. Asker. Rahat. Ol. Ön. Kural adam. Garnizonda. Eve geliyor. Kendini komutan zannediyor. Tanrı ifadesi var. Ha? Tanrı ifadesi. Acayip bir şey ya. Yani bu da öyle ama hepten de yılışık bir ateşi gören mum gibi de olmamalı ya. Yani böyle olmamalı yani. Makamlar böyle karıştırmamalı. Mesela eve makamdasın. Sayın Belediye Başkanı veya Sayın Başbakanım. Yani şey estağfurullah buyurun tabii tabii. Yok kardeşim bir makamın izzeti var ya. Makamın izzeti var ya. Makamın izzeti var. Aynı izzeti aşağıda yapma. Ha ustad da kısacası. İnsanda üç tane şahsiyet var. Karıştırırsan inan bedeli çok ağır olur. Üç tane şahsiyet var. Unutma. Kişi, bu ne işimize yarayacak? Ailevi ilişkilerde, psikoloji sorunlarında, toplumsal ilişkilerde kullanırsın. Bak, bir, beşeriyetimiz. Mesela ben buradan indiğim zaman sizinle çay içeceğim inşallah. Ömürümüz olsun. Sohbet edeceğiz. Tamam mı? Ne var ne yok, nasılsınız? Tamam mı? Sorunuzu alacağım. Sorusu olanlar var. Tamam mı arkadaşlar? Bu benim beşeriyetim. İki, benim odamda tefekkürüm var, çalışmam var, namazım var, orucum var. Özel hayatımdaki Allah'a karşı duruşum var. Bu benim de ubudiyetim. Sizinle beraber yemek yemem, seyahat etmem, ticaret yapmam, ne bileyim çay içmem. Bu beşeriyetim. Sakın bunu karıştırma. İki, ustadın anlattığı da hatırlarsınız. İkinci şahsiyet, orucum, namazım, Allah'a karşı duruşum, tefekkürüm, hususi dünyamla. Bu da ubudiyetim. Üçüncü bir şahsiyet, bu makam. O zaman ben bir hata yaptımsa değil, hangi şahsiyetiyle, beşeriyetiyle mi yaptı, ubudiyetiyle mi yaptı, vazife darlığıyla mı yaptı? Şimdi ben uyguluyorum. Hala bir şey yaptı, tamam mı? Ya hiç denmeyecek şeyi yaptı dedi. Ha, bu bir beşeriyeti var. Bir de şahsiyeti var, asliyeti. İki tane şahsiyeti var. Öyle makamı yoksa bile. Yani beşerdir. Sen her konuştuğunu, her yaptığını düşünerek mi yapıyorsun? Düşünerek mi uyguluyorsun? Yok değil mi? Pat diye yapıyoruz da pat diye. Sonra pişman olmuyor musun? O da öyle. Ha, beşeriyetiyle şahsiyetini karıştırma. Onu karıştırmaya şöyle yapıyorsun. Sen zaten hep böylesin ya. Hayda, hep genellediğin. Hep böylemiş. Yalan, düpedüz yalan yani, iftiralı. Kuyruklu yalan, hep böyle midir? Değil mi? Karıştırma. Beşeriyetiyle şahsiyetini karıştırma. Sen asabisin değil mi? Öfke. Abi nasıl durduracağım? Bir, gözüne bakma. İki, hakaret etti, saldırdı. Bize de yapıyorlar. Yollardan. Bakıyorum şahsiyetime mi hücum ediyor, mukaddesatıma mı? Şahsiyetime diyor. Sen hiçbir şey demeyin. Dememe çalışıyorum. Mukaddesatıma hücum ediyorsa Allah Resulü diyor ki Müslümana zillet yakışmaz. Zillet nedir ya Resulallah? Yapamayacağı işe girişmez. Ona baktım tepeleyemeyeceğim 3-5 kişi. Çekip gidiyor. Baktım tepeleyebileceğim. O zaman tepeliyor. Evet. Allah Resulü adam öldürmüş. Biliyor muydunuz? Hazreti Musa Aleyhisselam bir yumrukta adam indirmiş aşağıya. Biliyor musun? Ya Ubey bin Halef'i Resulullah gebermiş. Hatta öldürmeden önce yanlışlıkla da değil. Daha savaş olmadan önce şurada şu kişiyi sahabe geberteceğim. Şurada şu, şurada ben geberteceğim şunu. Savaş olmadan önce keşif yapmış o. En büyük münafıkmış. Ordular birbirine karıştıran, yani zalim şey. Allah Resulü gebertmiş. Sünnettir yani abi. Sünnettir ama sana şey değil. Sana değil. Sana yok. Sana Kütüye kalıyor. Kütüye kalıyor. İşte bu. Allah'ı zor durduruyorsun. Şimdi bizim tepecikte birisi var Zeytin abi. Eski kulağı kesip kadar böyle yapıyordu.
Abi yapma müsbet hareket. Adama müsbet hareket. Abi yapma müsbet hareket. Abi yapma canım. Ya buna da bir şey diyeceğiz şu araba ya. Ya çek şunu sağa. Abi müsbet hareket. Adam burasına gel. Ya sen kardeş dedi. Müsbet hareket bizi mahvetti. Korkuyordu ustahtan. Müsbet hareket. Adamın böyle hıncını şamıdı. Peki mesela tertib-i mukaddematta tevfiz. Tevfiz neymiş? Acele. Acele. Bak tevfiz sebeplere uymayıp işi Allah'a bırakmak. Ha? Tamam mı? Tertib-i mukaddemat neydi? Ha, bir şey varmak için sebeplerine riayet etmemek tembelliktir. Abi tevekkül ediyorum, tarladan buğday bekliyorum. Etti mi kardeş? Yok. Allah'ın fiili esmasına iftira yapıyorsun. Tembelsin. Tereddübü neticede, yani ektin tarlayı neticeyi bekliyorsun. Bu tevekküldür. Ektikten sonra tevekkül, tevekküldür. Ekmeden tevekkül, tembelliktir. Sen haşa, esma-i fiiliye dalga mı geçiyorsun? Çalıştın mı kardeşim abi, terledin mi? Semere-i sahine, kısmetine rıza, kanaattır. Ne zaman? Tereddübü neticeye, yani yaptın, gayret ettin, tamam mı? Ektin tarlayı, tevekkül o etmek, neticeye tevekkül etmek, kanaattır. Ne yapar bu? Allah bu kadar verdi ya. Fare yedi, sinek yedi, kuş yedi, yağmur olmadı biliyorum. Tamam bu Allah biliyor. Kanaat bu, tevekkül. Bu ne yapar peki tevekkül? İnsana ne yapar? İyi dinleyeyim, sende niye tembellik var, bende var? Meyli sahih kuvvetlendirir. Yani eğer sebeplere riayet ettin, neticeyi de Allah'tan bekledinse olur olmaz. Allah'ın işi. Ben sebeplere riayet ettim. İnsana şef verir. Mevcuda ittifadü nimetliktir. Yani olmuş daha bu kadar. Onlar himmetsiz insanlar mevcuda ittifa eder. Tamam ya bir şey olur ya. Yeter bize bu. Himmetsiz insanların özelliği de bu. Karıştırmayacaksın. Karıştırdın tamam. Demek ki tertib-i mukaddematta tevfiz yani sebeplere uymamak tembellik. Sebeplere uyup gayret edip sebeplere uydun, tarlayı ektin, neticeyi Allah'tan beklemek tevekküldür. Bu tevekkül ehline de Allah sahaya şey veriyor. Meyil veriyor. Meyli sah yani çalışma meyli olur. Tembellerde hiç şey yok. Tembelle iş buyur 10 tane fikir söylesin sen. Böyle yapmak lazım. Ya kalk. Acayip bir şey ya. Tembellik nefisten ve şeytandandır biliyor musunuz? 10 tane iş söyler. Takozoviç. Tam biliyor. Takozoviç ne diyorum? Arabayı takoz koyuyorsun. Bir fren bir de takoz koyuyor adam. Yani şefkin de kırıyor. Ne gerek var ya? Dünya fani zaten. Ama bir sigara versene orada. Dünya fani lan. Ne içiyorsun sigara? Sakın biraz sonra gideceğim. Sigara da fani. Fert, bu da çok önemli. Bunu bilmesek cemaata ve hocalara ve kutsi şeylere hürmetsizlik ederiz veya putlaştırırız. Bak fert, mütekelin vahde olsa musamahası fedakarlığa mal-i salihtir. Mütekelin mal gayr olsa ihanettir, ihanet olur. Bak mesela. Ben Hasan adına konuşsa, mütekelim vahde, yani fert, kendi adına olsa, ya olur be kardeşim, tamam bir şey olmaz. Suat, Osman'a bir şey deme ya. Ya tamam işte, ya, uzatma, yani affet işte. Affet onu. Hangi konuda? Fert konusunda, şahsi hukukta, arabana vurdu, şeyini aldı. Ortaktınız kısacası. Yanlışlık yaptı sana bu ortak. Biraz çaldı, çıktı, kaçtı. Su vardı. Şey yapma. Madem o cemaattandı, sen de öyle biliniyordun. Artık sus. Yani şey yapma. Affet artık. Bu kim? Şahsi hukuk. Ama sen veya ben, hele benim gibi bir yerde bulunan bir insan. Abi çok konuşuyorsun ya. Çok net konuşuyorsun. Bazıları ve abi diyor, bazıları tam tersine vahdet-i vücut diyor. Zamanın İbn Arabisi diyor.
Yani acaba bazen sekir diyor, bazen filozof diyor. Ben de ne olduğunu anlamadım zaten. Niye biliyor musunuz? Net söylüyorum. Diyorlar ki her söylediğin doğru olmalı ama her doğruyu her de dememek gerekiyor. Bu kardeş bilmiyor. Çok iyi biliyorum onu. E niye her doğruyu söylüyorsun? Ben her doğru, her bildiğim doğruyu söylesem hepiniz burada değil Merkür'e giderdiniz. Her söylediğin doğru olmalı bak ama her doğruyu her yerde deme. Ben her doğruyu demiyorum. Seçerek söylediklerim bunlar. Ya doğruları söylesem ya bak her doğruyu demiyorum. Ha sen deme kardeşim. Senin makamında demek suçtur. Benim makamımda olanların dememesi suçtur. Anladın mı?